konferansta görmüş olursun. Baksana bu konferanslara. Toprağa attılar. Çimin de döküldü. Yani reform döküldü. Orası... Muhteşem ya. Muhteşem ya. ...1793'te kurulmuştur. Sebebi, kurulmasının sebebi bu kütüphaneyi kuran Hafız Ahmet Ağa'nın aileleri Rodos'tan olduğu için ailenin ağacın kökü unutulmasın diye o bir kütüphane kurdurmuş buraya. Bu kütüphanede ne kadar kitap var? Kaç tane? Şu anda kütüphanemizde son sayıma göre 2500 tane kitap var. 2500 kitap var. Bu kitapların özelliği ne ya? Çok eski kitaplar olmasın. Hepsi el yazması şimdi galiba. Şimdi bu kitapların 1200 tanesi elden yazılmıştır. Bir daha bunun kopyası yoktur. En eski kitaplarımız Selçuklu devrinden kalma. 809 senelik kitaplarımız var. Nereden gelmiş kitaplar? İstanbul'dan mı gelmiş? Bu kitaplar tümü İstanbul'dan gelmiş. İstanbul'dan Türkiye'nin müftelif yerlerinde de gelmiştir. Anladım. Bu kitaplar gene de ne içeriyor içerik olarak? Bu buradaki kitapların hangi açıdan istiyor, hangi ne istediğimiz olaydan istiyor, hepsi var bizde. En önce tabii Kur'an-ı Kerimlerimiz var. Çok değerli Kur'an-ı Kerimler. Efendim ondan sonra tefsirlerimiz, hadis, fıkh gibi kitaplarımız mevcuttur. Kur'an-ı Kerim efendim altın baskılı olan, bir zamanlar buradan biz onu kaybettik, çaldırmışlar bizden önceki. Fakat tekrar yerine geldi, bulundu. O kitap, yani Kur'an-ı Kerim 1411'de başlandı yazılmaya hatatlarla ve 1554 senesinde tamamlandı.